Tamam. Böyle bu aradan çıkayım. Geçeyim şurada. Değerli konuklarımız, biraz sizleri merdivenin altına doğru alabilirsek, çünkü çelenk törenimiz biraz sonra başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak biraz alana ihtiyacımız var. Saygıdeğer konuklarımız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılını kutlamak üzere gerçekleştireceğimiz çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bize emanet edilen değerlere sahip çıkmak ve geleceğe umutla bakmak için bir aradayız. Şanlı bayrağımızın altında demokrasimizin, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin güvencesi olarak Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünün onuruna Cumhuriyet Halk Partisi adına çelenklerini sunmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'ı davet ediyorum. Değerli konuklarımız, şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Emperyalist devletlerin baskısı altında ezilen tüm halklara örnek olan Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünün konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'ı kürsüye davet ediyorum.
Çok değerli parti meclis üyelerimiz, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli büyükşehir belediye başkanım, çok değerli ilçe başkanlarımız, çok değerli ilçe belediye başkanlarımız, çok değerli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok değerli belediye meclis üyelerimiz, çok değerli sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli Bursalılar ve mücadele arkadaşlarım, bugün emperyalizme karşı verdiğimiz savaşın sonunda tam bağımsızlık, halkın egemenliği, halkçılık ve laiklik gibi sarsılmaz temeller üzerine inşa edilmiş Cumhuriyetimizin 101. yıl dönemi. 101 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük devrimlerinden birine şahit olduk. Egemenliğin kaynağı saraylardan alındı ve yoksul Anadolu halkına verildi. Cumhuriyet, büyük önderin henüz öğrenciyken yüreğinde büyütmeye başladığı bir inançtı. Cumhuriyet, yalansız ve çıkarsız bir şekilde bu ülke için mücadele eden vatanperverlerin mandayı kabul etmeyip bu ülkeyi uçurumun kenarından alanların hikayesidir. Ahmet Haşim'in Orta Çağ'ın bile gerisinde dediği Anadolu'yu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma ülküsüdür. Dağ başlarındaki tek katlı köy okullarında bir sobanın sıcaklığında bu ülkenin geleceği için mücadele eden genç öğretmenlerin, halkı vebadan ve sıtmadan kurtaran doktorların, işçileri, köylüleri, gençleri, kadınları, çocukları ve aydınlarıyla kula kul olmayı reddedenlerin öyküsüdür Cumhuriyet. Değerli Bursalılar, çok değerli mücadele arkadaşlarım, 29 Ekim 1934 yılında şenlik yerine dönmüş Bursa köyünde bir köy öğretmeni kürsüye çıktı ve kısa bir süre öncesine kadar padişahın kendi kulu olarak gördüğü köylere bakıp şunları söyledi. Gazi Paşa bizi efendi diyor. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Cumhuriyetsiz millet esir kalabalığı, cumhuriyetsiz vatan esirler yuvasıdır. Tam 90 yıl önce Bursa'nın bir köyünde yankılanan bu sözü bugün daha iyi anlamalıyız. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ayrıcalığını kaybetmiş olanların cumhuriyete kini hiçbir zaman bitmedi. Onun için bugün bu güzel ülkeyi esirler yuvası haline getirmek isteyenler var. Hayatın her alanında yaşanan ve son zamanlarda daha da çok hissettiğimiz çürüme tam da bu sebeptendir. Açık bir şekilde bir yol ayrımındayız. Büyük ustanın dediği gibi ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya da dünyamıza inecek ölüm. Ama hiç kimse umutsuz olmasın. Çünkü Türkiye'nin ne yöne gideceğini bundan sonra onların yapacakları değil, bizlerin yapacağı belirleyecek. Onun için buradan açıkça ilan ediyoruz. Önümüzdeki süreçte tarihimize yakışır bir mücadele gösterip bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Değerli mücadele arkadaşlarım, Ulu Önder, Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir diyor. Onun için bizler Cumhuriyeti gerçek anlamına tekrar kavuşturmak zorundayız. Bizler kurumları yozlaşmış, ahlaki temeller yerle bir edilmiş bir cumhuriyeti hak etmiyoruz. Türkiye alnının teriyle geçinen insanların yok sayıldığı bir ülke olamaz. Türkiye gençlerine ve çocuklarına sahip çıkamayan bir ülke olamaz. Türkiye kara para aklayanların gece kulüplerinde tahliye partisi verdiği ama milletvekilinin içeride esir tutulduğu bir ülke olamaz. Para için bebeklerin öldürüldüğünü çok önceden bilip hiçbir şey yapmayan biri bu ülkede Sağlık Bakanı,
o bakanın partisi bu ülkede iktidar olamaz. Olamaz, olmamalı. Değerli mücadele arkadaşlarım, nasıl ki geçen sene burada birbirimize bir söz verdiysek, bayraklarla bezenmiş bu caddeden geçerken gururla birbirimize bakacağız. Çünkü Bursa'yı kazanacağız dediysek, dediğimizi yaptıysak bugün bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk genel seçimde Bursa'da açık ara farkla birinci parti olacak. Türkiye açık ara farkla iktidar olacak Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Çankaya'da Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı olacak. Değerli Bursalılar, son olarak şunu söylemek isterim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünya bilsin ki benim için tek bir taraflılık vardır. O da Cumhuriyet taraftarlığıdır. Bu noktada Türkiye'deki hiçbir ferdi ayrı düşünmek istemiyorum diyerek birlikteliği savunmuştu. Bizler de bugün kendi saltanatları sürsün diye halkı ayrıştırmayı seçenlere inat, bir arada yaşamanın güzelliğinde buluşacağız. Değerli Bursalılar, sevgili hemşerilerim, Ulu Önder Cumhuriyeti belli bir kesim için kurmadı. Yüzyıllar boyunca virane kalmış bu vatan için ve bu ülkenin onurlu insanları için kurdu. Onun için şu an televizyonları başında, sosyal medyada ve burada sesimizin ulaştığı herkesten şunu rica ediyorum. Gelin bugün cumhuriyetimize, yani onurumuza bir kez daha hep birlikte sahip çıkalım. Siyasi partisi ve dünya görüşü ne olursa olsun, cumhuriyete ve onun değerlerine inanan herkesi bugün Nilüfer'de gerçekleşecek büyük cumhuriyet yürüyüşümüze davet ediyorum. Gelin Cumhuriyet şehri Bursa'da cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkalım ve bir arada olmanın güzelliğini yaşayalım. Cumhuriyeti kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kurtuluş yolunda can vermiş şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor. Herkese en içten saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!